Evet, tezel özlü yine özellikle 60-70'li yıllarda adını duyurmuş, Almanya'da yaşamış Almanya gurbetçilerinden birisidir. Eserlerini önce Almanca sonra Türkçe yazan yazarlardan bir tanesi. Kardeşi de sanatçı Demir Özlü. Onu da işlemiştik, Mavicilerin içindeydi. İlk öykü kitabıyla tanınıyor. Eski Bahçe diye bir öykü kitabı var. Daha sonra öldükten sonra bu öykü kitabına sonraki hikayelerini ekliyorlar. Eski Bahçe, Eski Sevgi adıyla bir daha yayınlıyorlar. Bizim için önemli olan iki tane eseri var. Almanca kaleme alıp sonra Türkçe'ye çevirip yayımladığı Yaşamın Ucuna Yolculuk adlı romanıyla, bir de Çocukluğun Soğuk Geceler. Yani biz Tezer Özlü sorusu varsa orada ya Çocukluğun Soğuk Geceleri, Yaşamın Ucuna Yolculuk ya da Eski Bahçe, Eski Sevgi vardır. Onun dışında bir şey bilmemize gerek yok arkadaşlar. Peki, geçtik onu. Latife Tekin. Latife Tekin önemli bir isim. 2019'da da Latife Tekin'i sordular. Nazlı Era ile birlikte bir şeyi iyi bilmemiz lazım. Fantastik büyülü gerçekçilik anlayışının önemli temsilcilerinden bir tanesi. Yani romanlarında, eserlerinde masalsı ögeleri çok iyi yerleştiren yazarlardan bir tanesidir. Mutlaka Latife Tekin'i çalışırken de Nazlı Era'yı birlikte çalışmak gerekiyor. İlk romanı 1983 yılında yayınladığı Sevgili Arsız Ölüm'dür. En önemli romanı da budur. Buradaki Huvat ve Dirmit karakterlerini mutlaka bu romandan bilmemiz lazım. Bazen karşımıza çıkar. Yapıtlarında kendi yaşamından beslenmiş, Anadolu'daki köy yaşamını masalsı bir atmosferle anlatmıştır. Zaten Sevgili Arsız Ölüm romanında da Kayseri'de bir köy üzerine odaklanır arkadaşlar. Evet, romanlarından mutlaka Sevgili Arsız Ölüm, Gece Dersleri, Unutma Bahçesi, Ormanda Ölüm Yokmuş, Berci Kristin Çöp Mazalları, Buzdan Kılıçlar ve Aşk İşaretlerini bilmemiz gerekiyor. Yani önemli bir isim. Gümüşlük Akademisi'ni bilmemiz gerekiyor. Bir de senaryosundan Bir Yudum Sevgi'yi Latife Tekin'den arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Şu anda da hayatta olan, yaşayan önemli romancılardan bir tanesi. Evet, 2019'da burada soruları sormuşlar. Evet, yani şuradan Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, şuradan bunu zaten yapabiliyorduk. Ancak bu eser bilerek bu soruyu yapabilirdik arkadaşlar. Peki, Buket Uzuner de yine yaşayan günümüzün önemli romancılarından bir tanesidir. Evet, Balık İzler'in Sesi önemli romanlarından bir tanesi. Burada bir önemli karakter var. Afife Piri diye. Afife Piri. Kendi soyunun Piri Reis'ten geldiğini, Afife Jale, biliyorsunuz, ilk sahneye çıkan kadın tiyatrocu. Onun ataları olduğu için bu romanda Afife ve Piri Reis'ten Piri, Afife Jale'den Afife birleştirmiş, romanının baş karakteri yapmış. Bunu bilmemizde yarar var. Bazen soru çözerken soru bankalarında bunu görürsünüz. Kumralada Mavi Tuna, bu da onun yine ödüllü diğer romanları. Buradaki Aras karakterini, en azından Ada karakterini, Tuna karakterini bilmemizde yine fayda var. Onun bir uzun romanı var. İki Yeşil Susamuru, Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve Diğerleri diye. Yine bu romanı da onun meşhur. Nilsu ve Teoman karakterinde bundan bilmemizde fayda var. Nilsu, Teoman diye iki tane de bundan karakteri var. Demek ki biz üç tane romanı, hatta bir de şu Uzun Beyaz Bulut Gelibolu diye Çanakkale Savaşı'nı anlattı. Bu dört romanını bilmemizde arkadaşlar fayda var. Hikayelerinden Benim Adım Mayıs'ı, Karayel Hüznü'nü, bir de bütün hikayelerini topladığı Bir Fincan Kahveyi. Bir Fincan Kahve. Onun hem İngilizce hem Türkçe hikayelerini topladığı eseridir. Bunun dışında bir şey bilmemize gerek yok. Demek ki dört hikaye romanını, üç tane de hikayesini Buket Uzuner'den bilmemizde fayda varmış. Peki. Tahsin Yücel önemli bir eleştirmendir aynı zamanda. Ağır eleştirileri de var. Mesela Orhan Pamuk'u romancı saymayan
romancılığını aşırı derecede eleştiren eleştirmenlerden bir tanesiydi hayattayken. Evet, yani hem önemli bir romancı hem önemli bir eleştirmen dedik onun için. Özellikle romanlarında Anadolu insanının tutarlı bir yaklaşımla ele almış, genel anlamda halka karşı ironik eleştiriler geçirmiş. Evet, şu Peygamberin Son 5 Günü isimli en önemli romanıdır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Daha önceki yıllarda ÖSYM'e onun şu sonuncu romanını sordular. Mutlaka bileceğiz. Şu Gökdelen romanı onun 2079 yılını anlatan bir bilim kurgu romanıdır. Yani 2079 yılı anlatılıyor bu romanda. İyi bilmemiz lazım. Bir de Peygamberin Son 5 Günü. Demek ki ben Tahsin Yücel denen bu yazarımızın hem eleştirmen, hem romancı, hem hikayeci olduğunu bilmem gerekiyor. Peygamberin Son 5 Günü, Sonuncu ve Gökdelen romanlarını bilmem gerekiyor. Gökdelen'in bilim kurgu olduğunu, 2079 yılını anlattığını, Sonuncu romanını da daha önce ÖSYM'nin sorduğunu demek ki buradan bilmem lazım. Hikayelerinden de iki tane hikayesi bizim için önemli. Uçan Daireler, Haney Yaşamalı diye mutlaka arkadaşlar bilmem gerekiyor. Onun dışındaki eserlerini bilmesek de olur. Evet, Tahsin Yücel de bu. Geldik Elif Şafak'a. Elif Şafak da yine 70'li yıllarda doğmuş. Sonra 80'li yılların başında meşhur olmuş bir yazarımız. Evet, Kem Gözlerle Anadolu onun iki hikaye kitabı. Demek ki bunu bilmemiz lazım. Şuradaki Pinhan romanını bilsek yine önemlidir. Yine onun ödüllü romanlarından bir tanesi. Yani biz ondan şu Pinhan'ı, şu Mahrem'i, Bit Palas'ı, Aşk zaten Baba ve Piç bunun meşhur olan yazarlardan bir tanesi. Evet, bunları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Bir de Kem Gözleri Anadolu. Pinhan, Mahrem, Bit Palas, Aşk, Baba ve Piç, Araf, Siyah Süt, İskender, Havva'nın üç kızını Elif Şafak'tan bilmemizde fayda var. Peki, geçtik. Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş yine günümüzde yaşayan çok önemli postmodern romancılardan bir tanesidir. Biz onu postmodern romancı olarak bilmek gerekiyor. Ve önemli romanların hepsi de ödül almış. İşte buradaki Sonsuzluğa Nokta, mutlaka bilmemiz gereken Gölgesizler, Bin Hüzünlü Haz onun en önemli romanlarıdır. Mutlaka bu romanlarının isimlerini arkadaşlar iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Demek ki Gölgesizler, Sonsuzluğa Nokta, Bin Hüzünlü Haz, bir de Kayıp Hayaller kitabını mutlaka bilelim. Bu dört tane eseri bilmemiz Hasan Ali Toptaş'la ilgili gelecek soruları yapabiliriz. Onun yine en çok okunan kitaplarından bir tanesi bu Kayıp Hayaller kitabında da en azından bu Hasan karakteri önemlidir. Onu da bilmemizde yine fayda var. Peki, bunu da geçtik. Evet, Sevin Burak, Tevrat üslubunu kullanan sanatçılardan bir tanesidir. Lakabı Tevrat üslupçusu. Tevrat üslupçusu. Evet, burayı bilelim. Üç tane önemli eseri var bizim için önemli olan. İşte ilki Yanık Saraylar adlı kitabı, hikaye kitabı. Bizim bilmemiz gereken. İlk kitabından sonra uzun süre yazmamış. 1982'de Sahibinin Sesi diye bir oyun yazmış. Bunu bileceğiz. Bir de Afrika Dansı. Demek ki ben Sevin Burak denen bu yazarımızdan, kadın yazarımızdan üç tane eser bilmem gerekiyormuş. Yanık Saraylar, Afrika Dansı, Sahibinin Sesi. Yanık Saraylar, Afrika Dansı, hikaye. Sahibinin Sesi, tiyatro imiş. Lakabı da Tevrat Üslupçusu. Tevrat Üslubu'yla hikayelerini yazmaya çalıştığı için bu lakabı ona vermişler. Peki, bunu da geçtik. Evet, bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani biz eserle yapabiliriz. Evet, buradaki eseri de gördünüz. Yanık Saraylar, Yanık Saraylar, Afrika Dansı, kimindi? Sevin Burak'ındı. Ancak böyle yapabiliriz. Yani yazarların, bu belli başlı yazarların sadece eserlerini bilerek yazmamız lazım. Evet, Öner Yağcı da böyle yazarlardan bir tanesidir. Yani sadece eser üzerinden, eser bilerek yapabileceğimiz yine yazarlardan bir tanesidir arkadaşlar. Özellikle yakın tarihin çalkantılı dönemlerini anlatan romanlarıyla tanınmış ki iki tane önemli romanı var. Onlar da ikisi de ödüllü. Biz buradan Öner Yağcı'dan Kardelen adlı
dosyasıyla ödül alıyor. Bir de Turnalar. İki tane demek ki önemli romanı varmış. Biz Öner Yağcı ismini bir soruda görürsek o sorunun içinde ya Kardelen ya da Turnalar adlı eserin ismi yer alır. Ancak bu eserleri bilerek Öner Yağcı yapabiliriz. Onun dışındakilere bilmenize gerek yok arkadaşlar. Peki, bunu da geçtik. Evet. Evet, bu parçada kendi eserinden söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kardelen ve Yaşasın Yeniler yazarın tanıklık ettiği bir döneme 12 Eylül'e odaklanan romanıdır dedi. Zaten Kardelen ve Turnaları sorabilirler. Öner Yağcı'dan başka bir şey soramazlar. Bu yüzden cevabımız Bursa olur. Evet, Ahmet Ümit günümüz yazarlarından bir tanesidir. Yani yine de bir belli başlı eserlerini bilmemizde fayda var. Özelliği şudur, öncülüğünü yaptığı polisiye romanlar, yani edebiyatımızda polisiye romanın en önemli seslerinden bir tanesidir kendisi. İşte şu Beyoğlu Rapsodisi onun çok okunan eserlerinden, Bab-ı Esrar onun çok okunan eserlerinden, İstanbul Hatırası bir de Beyoğlu'nun en güzel abisi. Günümüzde de çok okunan, çok bilinen yazarlardan bir tanesidir. En azından bu dört eserini bilmenizde fayda var. Beyoğlu Rapsodisi, Bab-ı Esrar, İstanbul Hatırası, Beyoğlu'nun en güzel abisi. Peki, geldik Feridun Fazıl Tülbentçi. Bu da sürükleyici tarihi romanlarıyla tanınan yazarlarımızdandır. Tarihi romanlar yazmış. Yani bizim için önemli olan işte Sultan Yıldırım Beyazıt, Sultan Yavuz Sultan Selim Ağlıyor, Barbaros Hayrettin Paşa, Hayrettin Geliyor diye bu eserlerden bilmemizde fayda var arkadaşlar. Tarih Feridun Fazıl Tülbentçi popüler romancıdır. Romanların hemen hemen hepsi gördüğünüz gibi tarihi romandır. Sultan Yıldırım Beyazıt, Yavuz Sultan Selim Ağlıyor, Barbaros Hayrettin Geliyor diye 3 tane önemli eseri vardır. Çok okunan eserleri bunlardır. Hikmet Temel Akarsu günümüzün yazarlarından sınavda çıkma ihtimali var mı? Çok düşüktür. Bu yüzden sadece ismini bilseniz yeter diyoruz. Bunu da geçiyoruz. Kerime Nadir, evet zamanının önemli popüler romancılarından bir tanesidir. Hemen hemen çoğu romanı da arkadaşlar, romanların çoğu filme alınmış. Sinema üzerinde ciddi bir şekilde izleyici kitlesine ulaşmıştır. İşte onun ilk romanı olan bu Yeşil Işıklar, sonra Hıçkırığı mutlaka bilmemiz lazım. Yani önemli popüler romancıdır. Demek ki Yeşil Işıklar, Hıçkırık, Bunda, Seven Ne Yapmaz ve Samanyolu onun filme aktarılmış en önemli popüler romanlarıdır. Yani bunları bilmemizde yine Kerime Nadir'de fayda vardır arkadaşlar, popüler romancı olarak. Peki. Esat Mahmut Karakurt, şu Ankara Ekspresi adlı romanı edebiyatımızın ilk casusluk romanıdır. O zaman bu kısmı bizim için önemli. İlk casusluk romanı, ki bunu filme de aktardılar, dizisini de yaptılar. Önemli bir romandır bu. Dizi romanları, gezi notları, röportajları gazetelerde yayınlanmış. 1946'da yazdığı ve Türklerin inatçı, cesur, şerefine düşkün bir millet oluşu konusunu işlediği Ankara Ekspres adlı eseriyle dikkat çekmiş. Bunu bileceğiz. Düşük eğitimli kitlelere yönelik yazdığı popüler aşk ve macera romanlarıyla tanınmış. O zaman bizim için önemli olan Esat Mahmut Karakurt'tan bileceğimiz en önemli eser işte bu Ankara Ekspres. Demek ki bunu bilmemiz yeter. Bunun dışında Çölde Bir İstanbul Kızı da, bunu da bilsek iyi olur diyeceğim. Ama en önemlisi biz Esat Mahmut Karakurt'a çalışacaksak ilk casusluk romanı olan Ankara Ekspresi'ni bileceğiz. Evet, bunu da geçmiş olduk. Osman Cemal Kaygılı. Osman Cemal Kaygılı da yine popüler döneminin popüler romancılarındandır. Özellikle de mizahi romanlarıyla ön plana çıkmış bir yazardır arkadaşlar. Çeşitli mizah dergileri ve gazetelerde şiirler, öyküler, fıkralar kaleme almış. Meddah, orta oyunu gibi seyirlik oyunlara ilgi duymuş. Bir halk yazarı olarak ünlenmiş. Roman ve öykülerinde Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim çizgisini devam ettiren bir yazardı. Yani Cumhuriyet döneminin Hüseyin Rahmi'si, Ahmet Rasim'i diyebiliriz. Üç tane önemli romanı var ama başyapıtı arkadaşlar Çingeneler.
Mutlaka bilmemiz lazım popüler romancı olarak. Aygır Fatma, Bekri Mustafa da yine onun diğer mizahi romanlarıdır. Onun dışındakiler bilmeye gerek yok. Osman Cemal Kaygılı'dan biz bu üç romanına odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, böylece biz bu dönemin önemli romancılarını görmüş olduk. Yani Esat Mahmut Karakurt'tan Ankara Ekspresi'ne, Kerime Nadir'den Yeşil Işıklar, Hıçkırık, Funda, Seven Ne Yapmaz, Samanyolu'nu, Hikmet Temel Akarsu'nun Sadece Adını, Ahmet Ümit'ten Beyoğlu Rapsodisi, Bab-ı Esrar, İstanbul Hatırası, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi, Öner Yağcı'dan Kardelen Turnalar, sonra Sevim Burak'tan Yanık Saraylar, Sahibinin Sesi, Afrika Dansı'nı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hasan Ali Toptaş'tan Gölgesizler, Sonsuz Dağ Nokta, Bin Hüzünlü Haz, Kayıp Hayaller kitabını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Elif Şafak'tan Kem Gözlere Anadolu hikaye kitabısını, Pinhan, Mahrem, Bit Palas, Aşk Baba ve Piç, Siyah Süt, İskender, Havva'nın Üç Kızını. Yine Tahsin Yücel'den Neyi Bilecekti? Peygamberin Son Beş Günü, Gökdelen bilim kurgu romanıydı. Sonuncusunu, Uçan Daireler, Hani Yaşamalıyı. Buket Uzuner'den Balık İzlerinin Sesinden Afrika Piri'yi, sonra Kumralada Mavi Tuna'dan Aras Ada Tuna karakterlerini, sonra İki Yeşil Susamur, Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve diğerlerinden Nilsu Teoman karakterini, üç tane hikaye kitabını bilecektik. Benim Adım Mayıs, Karayel Hüznü, Bir Fincan Kahvesini mutlaka bilmemiz gerekiyordu. Natife Tekin'den Sevgili Arsız Ölümü bizim için önemliydi. Fantastik romanın önemli temsilcilerindendi. Sevgili Arsız Ölüm, Gece Dersleri, Unutma Bahçesi, Ormanda Ölüm Yokmuş, Berce Kristin Çok Masalları, Buzdan Kılıçlar, Aşk İşaretleri mutlaka bilmemiz gereken romanları idi. Bir de ilkinden bahsetmiştik. Tezer Özlü, Yaşamın Ucuna Yolculuk, Çocukluğun Soğuk Geceleri, Eski Bahçe, Eski Sevgi. Evet, bunları bildiğimiz zaman böylece son romancıları, son roman konularını da arkadaşlar böylece üzerinden geçmiş olduk. Biraz bunlarla ilgili testler çözelim. Ondan sonra bir sonraki konumuza geçmiş oluruz. Peki, bunları geçtik şöyle testlerine doğru bakalım. Peki, numaralanmış eserlerden hangisinin yerine Yalan adlı eser getirilirse parçadaki bilgi yanlışlığı düzelir diyor. Tahsin Yücel'den bahsediyor. Demek ki bir tanesi Tahsin Yücel'in eseri değildir. Biz bunu geçen derslerden biliyorduk. Peygamberin son beş günü onun. Öbürlerini bilmesek bile yani şu Yeşilçam dedikleri Türkiye'nin eserinin mutlaka ama mutlaka Fatma Gül'ün Suçu Ne adlı eserin de yazarı olan Vedat Vedat Türkan'a ait. Türkan. Evet, çok güzel. Vedat Türkan'a ait olduğunu bilip yine yapabiliriz. Yani böyle sorularda soru size çok zor gibi gelebilir. Ben bunu nasıl yapacağım diyebilirsin. Ama önemli olan diğer yazarların küt eserlerini, başyapıtlarını öğrendikten sonra soru kolaylaşabiliyor. Yani burada olduğu gibi. Peki. Bu tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım şimdi. Nezihe Aras, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu, Sevin Çokum dediğimiz zaman bir kere bunlar İslami bir yorum olamaz. Değil mi? Evet. Belki bunlar yeni gelenekçi roman olabilir. Yani geleneklere bağlı, dini şeylere bağlı belki olabilir. Hekimoğlu İsmail, Rasim Özdenören, işte bunların da biliyoruz. Rasim Özdenören'in canı İslamcı bir özelliği olduğu için demek ki İslamcı olması gerekiyor. Leyla Ermil, Feride Edgü, Tomris Uyar, Nedim Gürsel, bunlar da postmodern romancılar. Evet, öbürleri de demek ki Nazlı Eraş Soyut, Latife Tekin olduğu için o da kendiliğinden zaten çıkmış oldu arkadaşlar. Yeni gelenekçi roman, İslami roman. Evet, soyut roman. Tam tersi bu da postmodern almış. Evet, o da olur. Böyle soru var. Bugüne kadar çıkmadı. Böyle bir farklı bir soru tipi olmuş. Onu da görmüş olduk. Peki, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye
Hasan Ali Toptaş'ın bir eserini sormuş. Zaten seçenekte Hasan Ali Toptaş'ın tek eseri var. Oradan bile yine yapabiliriz. İşte Unutma Bahçesi Latife Tekin'indi. Hasan Ali Toptaş'ın zaten olamaz. Burada Hasan Ali Toptaş'tan bahsediyor. Öner Yağcı'nın da Turnalar. Siyah Süt, biz onu biliyoruz, Elif Şafak'ın. Hıçkırık Kerime Nadir'indi. Geriye kaldı zaten bir tane. Yani mutlaka böyle soru zor gibi görünse de dediğimiz gibi o önemli eserler öğrenildikten sonra soru kendiliğinden yapılabiliyor. Peki. Bunu da geçmiş olduk. Geldik bir sonrakine. Burada ne diyor bana? Vermiş işte Kafka'dan etkilendiğini söylemiş. Yaşamın Ucuna Yolculuk adlı eserini vermiş. Zaten soğuk, çocukluğumun soğuk gecelerini verdiğine göre bu nereye götürecek beni? Tezer Özlü'ye götürmesi gerekiyor. Peki, geldik bu parçada söz edilen sanatçıyı bize soruyor. Evet, Türk Edebiyatı'nın en iyi temsilcilerinden bir tanesi olmuştur diyor arkadaşlar. Aşk, işte polisiye türü. İşte polisiye türü dediği zaman bakalım şimdi polisiye türü yazan sanatçı iki tane var burada. Bu olmaz. Bu tarihi romancı. Bu mizah. Esat Mahmut Karakurt, Ahmet Ümit. Bakacağız şimdi. Eserlerine bakmamız lazım. Çölde bir İstanbul kızını vermiş. Bir de neyi vermiştik biz size? Ankara Ekspresi'ni. Demek ki Esat Mahmut'tan iki tane eser birincisi de yine soru yapılabiliyor. Peki, geldik şimdi buraya. Hangisinde bir hata vardır diyor. Onun üzerinde arkadaşlar şimdi duracağız. Peki. Çoğu sinemaya uyarlayan, olaya dayalı aşk ve serüven romanları ün kazanmış. Ve serüven dediği zaman o polisiye belki gelebilir. Otobiyografik özellikler taşıyan Balık İzlerinin Sesi, Fantastik Kurgu. Evet, onun yazarın eseri. 1992'de yayımlanan ilk öykü kitabı Çıplak Ayaklıydı Gece ile. Evet, bunu vermedik. Öbürüne bakalım daha kesin olsun. Osmanoğulları adlı romanında Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Osman Cemal Kaygılı'nın tarihi eserlerle hiçbir işi yoktur. Onun romanları mizah üzerine kurgulu olduğu için cevabımız bu olur. Tarihi romancılar kimdi? Feridun Fazıl Tülbentçi diye bir yazar görmüştük. O idi tarihçi. Tarihi romanlar Cumhuriyet döneminde popüler romancı olarak onu görüyoruz. Peki. Geldik yine burada bir soruya. Sis ve Gece 1996 yılında yayımlanan bir polisiye romanıdır. Polisiye romancıyı bulmam lazım. Tarihi romancı, işte popüler romancı, polisiye diye bir tane polisiye romancı var. Ahmet Ümit'ten o özelliğinden bile onu yapabilirim. Peki. Geldim bir sonraki soruma. Pinhan diyor. Pinhan ismini nereden hatırlıyorum? Ben Pinhan romanı, Elif Şafak'a ait bir romandı. Bunu da buradan yine yapabiliriz. Peki, geçtik. Evet, bu parçada söze edilen romancıyı soruyor. İşte bu bakın Hıçkırık ve Funda döneminin önemli popüler romancılarından bir tanesiydi. Kimdi o? Kerime Nadir'in önemli romanlarındandı. Peki geldik buraya. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor. Yine bunun üzerinden gidelim. Ahmet Ümit'in bize eserini soruyor. Seçenekte Ahmet Ümit'in zaten bir tane eseri var arkadaşlar. Bakalım şimdi ölüm ilişkileri Selim İleri'ye aitti. Ölmeye yatmak Adalet Ağaoğlu'na. Korsan çıkmazı Nezihe Meriç'e ait. İstanbul kapılarında Feridun Fazıl Tülbentçi'ye ait. İstanbul'un Fethi adıyla basılmış bu kitap. Sultan Öldürmek ise arkadaşlar Ahmet Ümit'in eseri. Peki. Şimdi geldik buradaki soruya. Tahsin Yücel'den bahseden bir soru. Yazın dünyasına dert çok, hem dert yok adlı öyküsüyle adım atmış. Uçan Daireler, Haney, Düşlerin Ölümü diye kitaplar yazmış. Bunları ele alırken de oldukça karamsardı. 1970'li yıllarda gelindiğinde yaşadıktan sonra dönüşüm kitaplarını yazmış. Vatandaş ile Ben ve Öteki kitaplarıyla arayışa devam etmiş. Ama yaşamın ucuna yolculuk. Bak bir yani böyle ya bunları nasıl aklımda tutacağım? Bunları nasıl yapacağım? Değil. Bazen hiç bilmediğiniz kısım olur. Bu soruyu yapabilmeniz için genellikle başka yazarların bilinen meşhur eserlerini o yazara soruyorlar. Oradan işi kolaylaştırabiliyoruz. Rahat bir şekilde o soruyu yapabiliyoruz. Demek ki burada da demek ki cevabımız Edirne olmuş.
Bir soru daha yapıp şimdi ara vereceğiz. Sonra da tiyatro konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Peki, şimdi burada bu parçada söz edilen romanın yazarını bize soruyor. Bakalım şimdi. Cinler ve periler insanların iç içe yaşadığı masalsı bir kurgu. Şimdi masalsı kurgu deyince iki tane yazar aklımıza gelmesi gerekiyor. Bu olmaz, bu olmaz. Demek ki Nazlı Eray ve Latife Tekin'miş. Olur bunların ikisi. Ama buradan bakın burada Dirmit karakterini vermiş. Dirmit karakterini verdiğine göre Dirmit de Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm romanının karakterleridir. Evet arkadaşlar. Böylece